Herkese merhaba. Design Usenet eğitim portalına hoş geldiniz. Ben Ali Yıldırım. Bu dersimizde CorelDRAW kategorisinin 3. dersi olan çizim araçlarına değineceğiz. Hemen başlayacak olursak, gördüğünüz gibi tool'umuzu incelediğimizde 1, 2, 3, 4, 5. sıradaki Freehand Tool sekmesi ve onun altındaki alt sekmeleri işleyeceğiz. Tabii bunlara Curve Tool da deniyor. Çünkü hepsi çizim aracı. Ancak bence en işe yarayanı freehand olduğu için ben freehand tool dersi olarak da birçok kez nitelendirdim. Hala da nitelendiriyorum. Hepsinin görevlerini sırayla inceleyelim. Öncelikle freehand'den başlayalım. Kısa yolu F5'tir. Gerçi toolbarlarda bulunan tool'ları diyeyim, yani kullanım araçlarını çok fazla kısa yola ihtiyaç duymuyoruz onları kullanırken. Çünkü zaten hepsi elimizin altında. Daha çok bu menüde yer alan işlemlere kısa yol uygularsak daha iyi olur. Öncelikle Freehand Tool'un ne işe yaradığından biraz bahsedelim. Freehand Tool serbest çizim aracıdır. Serbest el çizim zaten. Adı da öyle. Freehand Tool'dayken herhangi bir yere bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra biz mouse'u nereye götürürsek götürelim, biz beraber tıkladığımız nokta doğrultusunda bizi bir çizgi takip ediyor. Bir kere daha tıkladığımız zaman bu çizgiyi bitirmiş oluyoruz. Eğer ki bu çizgiyi devam ettirmek istiyorsak bir kere tıkladık, ikinciye iki kere tıklıyoruz. Bir dosya açar gibi. İki kere tıkladım, devam ediyorum. Bir kere daha, bir kere daha. Gördüğünüz gibi bu şekilde Freehand Tool'u kullanabilirim. Freehand Tool'da çizdiğimiz objeleri oval yapamayız. Oval yapmamız için, yani atıyorum şu iki nokta arasını oval yapmamız için Shape Tool'dan yardım almamız gerekiyor. Shape Tool'u başka bir derste ayrıyetten inceleyeceğim. Hatta bundan sonraki derste inceleyeceğim. O yüzden ona girip şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Freehand Tool'un temel kullanım mantığı budur. Noktalar arasındaki çizgilerden ibarettir. Eğer ki siz bir nesneye renk vermek istiyorsanız bu muhakkak en az 3 noktadan oluşmalıdır. Neden 3 noktadan oluşmalıdır? Çünkü 1 ve 2. noktaya attıktan sonra benim bir noktaya daha ihtiyacım var. 3. noktam ve 4'ü birleştiriyorum. Yani 4 noktada diyebiliriz ama görünürde 3 olduğu için böyle demek zorundayım. CorelDRAW'da Paint'teki gibi bir boyama mantığı yoktur. Yani atıyorum şuraya da bir kare çizdim. Şurada gördüğünüz alanı şöyle karalayayım. Paint'teki gibi bir yere tıklayarak vesaire boyayamayız. Bizim bir yere boyamamız için en az bir üçgen niteliği taşıması lazım. Bir üç tane noktası olması lazım. Eğer Freehand Tool'da noktalarımızı tam anlamıyla birleştiremezsek, bu CorelDRAW'ın tüm tool'ları için geçerlidir. Eğer noktalarımızı birleştiremezsek, noktaların içindeki kısımları boyayamayız. Örneğin bir üçgen çiziyorum. Bu üçgenin tam noktasını birleştirdim. Gördüğünüz gibi mouse'un kenarında node yazıyor. Şimdi bir tane daha üçgen yapacağım. Bunu da mesela node değil de birazcık altına kaydırdım. Şöyle kaçtı. Gördüğünüz gibi. Kopukluk oldu. Şimdi soldakini boyayayım. Boyadım. Sağdakini boyayayım. Boyamıyor. Tıklamama rağmen boyamıyor. Neden? Çünkü noktalar tam birleşmedi. Noktaları birleştireyim. Tabi bu noktaları birleştirmeyi daha sonra göstereceğim. Şimdi sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Birleştirdiğim zaman da otomatik olarak renk aldı. Neden? Çünkü ben ilk başta renk vermeyi denedim. O bana dedi ki, hayır ben şu an renk veremiyorum, noktalarını birleştirmedin. Noktalarını birleştirdiğim zaman da rengi otomatik aldı. Yani bu demek değildir ki hani bir dahaki çizeceğim şeylerde direkt turuncu olmayacak. Sadece çizilen bir objeye önce komut verdim, renk komutu. O komutu algıladı. Daha sonra noktasını birleştirdiğim zaman da hemen kendini boyadı. Freehand Tool bu şekildedir. Hemen altındaki sıralara gelelim. Aracımı seçtim. Two Point Line. Bu araç siz Freehand'teki gibi
kullanımı yoktur. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yani bir nokta attığınız zaman bir işlem uygulamaz. Mouse'u sürüklemeniz gerekiyor. Başladım, sürüklüyorum şu an. Sürükledim, bitti. Sadece çizgi atmaya yarar. Çok bir esprisi yok. İşte birkaç tane özelliği var. O özelliklerinden bir tanesini göstereyim. Şu yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane özellik var. İkincisini göstereceğim. Üçüncüsünü de çok bir işe yaradığını görmedim. Bir şey çizdiğiniz zaman ikinci seçenekteyken bir şey tekrar o çizgi üzerinden çizdiğiniz zaman o çizgiyi takip eder ve o çizginin dışına çıkmaz. Yani ben bunu dışarı çıkartmaya çalıştığım zaman bu noktayı bırakmıyor. Gördüğünüz gibi etrafında geziyor ama o noktayı bırakmıyor. Aynı şekilde bir daha yapayım. Bir nokta üzerinden çizdiğim zaman, pardon, çizgi üzerinden. Gene iki nokta arasında o parçayı bırakmadan bizi takip ediyor. Çok işe yarayacağını düşünmediğim bir tool. Bazer tool. Bu birazcık daha kullanışlı, güzel bir tool'dur. Kullanım amacı tamamen oval oluşturma esprisiyle alakalıdır. Bir nokta attınız. İkinci noktayı atarken mouse'u nereye doğru basık tutarak çevirirseniz o tarafa doğru gördüğünüz gibi o da sizi takip ediyor. Mesela ben bunu şu şekilde yaptım, bıraktım. Gördüğünüz gibi burada iki tane ok çıktı. Biri yukarı, biri aşağıya. Yukarıya olan ok diyor ki bu yönden gelen bir çizgi var diyor. Aşağı olan ok diyor ki bundan sonra gidecek olan nokta benim üzerimden sana gelecek. Gördüğünüz gibi o hiza, hani birebir hiza almıyor ama o hiza üzerinden noktanın çıkış yapacağını gösteriyor. Mesela şimdi şuraya dibine ok atmaya çalıştığım zaman sanki böyle U dönüşü yapıyormuş gibi bir hal alacak. Neden? Ok yukarıya bakıyor gördüğünüz gibi. Hani direkt şöyle dipten şey yapmadı. Şu üstteki kısmı dipten bırakmadı. Ok ne kadar uzunsa o kadar uzun U yapar gördüğünüz gibi. Eğer ben oku kısa tutarsam, mesela şöyle kısa tutayım. Buradan alacağım U da kısa oldu gördüğünüz gibi. Bazer tool da bu işe yarar. Artistik medya, ben buna kolaycıların tool'u diyorum. Daha çok böyle hazır objeler içerir. Tabi illüstrasyon yapan arkadaşlar için güzel seçenekleri de var. Mesela artistik medya tool'a tıkladığımız zaman sol üst köşede 5 tane ikon belirir. Bu ikonlar çeşittir. Birinci ikonda kalem efektleri, yani çizgi efektleri vardır. Ve bu çizginin nasıl başlayıp nasıl biteceğine dair burada örnekleri görebilirsiniz. Mesela en üsttekiyle başlayalım. Bu çizgi görsel olarak bize diyor ki ben kalın başlarım, ince biterim. Deneyelim. Çizgimi şöyle attım. Gördüğünüz gibi kalın başladı, ince bitti. Bunun ayarını nereden düşürebilirim? Stroke Width diyor. Yani dış çizgisi. Bu 10 milimmiş. 5 yaparım bunu. Direkt onu da değiştirdi. Bundan sonra yapacaklarımı da değiştirdi. Gördüğünüz gibi. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hızlı geçeceğim. Brush Tool'da burada da hazır görseller vardır. Bu görsellerin kategorisini burada görebilirsiniz. Artistik yazıyor gördüğünüz gibi. Burada mesela kaligrafi dediniz. Hemen yanda kaligrafik bazı görüntüler çıkar. O şekilde bir bitim salgılar yani. Burada ne görüyorsunuz? Burada ne görüyorsanız sizin çizeceğiniz şeyin bitiş noktası da o şekli alıyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki diğer şeyleri tek tek göstermeyeceğim. Bunları kendiniz kurcalamanızda fayda var. Sprayer. Evet. Sprayer da daha çok böyle eğlenceli işler yaparken lazım oluyor. Ben kullanmıyorum ama kullanan kişiler var. İşinize de yarayabilir. Mesela burada objeler var, yemekler var. İşte buna benzer diğer kategoriler var. Mesela food, yemek dediğim zaman, bu kategoriyi açtığım zaman burada yemekler çıkıyor karşıma. Çizgiyi çiziyorum. O çizgi doğrultusunda bana o yemeklerden karışık olarak, pardon karışık olarak diyorum, sırayla kendi sırasına göre otomatik olarak veriyor. Bunlar tamamen vektöreldir. Dilediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Hiçbir bozulma yapmaz. Bunun yanında
kaligrafik var. Bu daha çok böyle yine illüstrasyon kullanan, illüstrasyon yapan arkadaşlar için de önemli bir özellik. Ve şöyle bir kullanımı vardır. Kalem gibi. Özellikle tablet kullanan arkadaşlar bundan çok faydalanabilirler. Siz bir şey çizdiniz diyelim. Mesela Ali yazdım şöyle. El yazısıyla. Kaligrafi kalemiyle yapıyormuşsunuz gibi bir hissiyat verir. Gene de çok kullanışlı bulduğum bir şey değil. Presur, bunda dolma kalem olsa gerek. Burada gördüğünüz gibi hazır biçimde yazılarınızı yazabiliyorsunuz. Buradan demin gösterdiğim gibi boyut düşürebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir sanal imza oluşturacaksınız. İşte bunun gibi daha ince kalemle güzel şeyler çıkartabilirsiniz. İşinize yarar. Artistic Media Tool'da anlattıktan sonra Pen Tool'a gelelim. Bu güzel bir araç. Pen Tool bir noktayı attığınız zaman aynı Freehand Tool'daki gibi bizi takip eden bir ön çizgi verir. Gördüğünüz gibi mavi. Direkt şey vermedi. İkinciye tıkladığımız zaman aynı Beezer'daki gibi oval çizgiyi ovalleştirir. Beezer haricinde güzel bir özelliği var. Okun nereye doğru gidecek olduğunu bize ön çizgiyle gösterir. Diyelim ki şöyle gidecek. Tamam dedim. İkinciye tekrar bastım. Devam ediyorum. Diyor ki böyle gidecek. Tamam dedim. Tamam dedim. Hani bu bize bir sonraki çizginin nasıl geleceğini gösteren bir çizgidir diyebiliriz. Bunun özellikleri de sağ üst köşede yer alır. Gördüğünüz gibi preview mod. Mesela preview modu kapattığım zaman bir sonraki çizgimin ne olacağını bana göstermeyecek. Aynı Beezer Tool'a bağlayacak yani. Yanındaki seçenekte otomatik nokta atma. Siz diyelim ki bir çizgi oluşturacaksınız. Bu çizgi tam diyelim ki şuradaki noktaya gelecek. Bastığınız zaman bu moddayken, pardon, aktif değilken o seçenek, siz bastığınız zaman o çizgiler üzerinde çizmeye devam eder. Ama o seçenek aktifken bastığınız zaman o çizgiler üzerinde devam etmez. O çizgiler üzerine nokta bırakır. Gördüğünüz gibi. Pen Tool'unda böyle bir özelliği var. B-Spline'a geçelim. Bu da şöyle anlatayım. Siz diyelim ki bir kare çizdiniz. Şöyle. Elinizde de bir kurşun kalem var mesela. Freehand tool onu yapayım. Elinizde de bir kurşun kalem var. Buraya düzgün bir yuvarlak çizmek isterseniz ne yaparsınız? Başlangıç noktasının burasını seçersiniz. Dersiniz ki ben yuvarlağımı şuraya tam ortaya getireceğim. Ondan sonra işte tam buraya getireceğim. Ondan sonra işte tam buraya getireceğim. Ondan sonra tam buraya getireceğim. Düzgün bir yuvarlak oluşturacağım dersiniz. Kalem mantığıyla düşündüğünüz zaman. B-Spline da buna benzer bir şey yapıyor. Bir kere tıkladım. İkinciye tıklayacağım yer benim çizgim değil. Benim çizgimin gönyesi gibi bir şey diyebiliriz. Mesela gördüğünüz gibi çektiğim zaman şöyle aşağı doğru o çizgi çerçevesinde hani o kareden örnek vererek ilerleyeyim gene. Bir kare çizdiğimiz zaman o karenin ne oluşturabileceğini bize önden çizgilerle gösteriyor. Yani tam tarifini yapamadım ama bakıldığı zaman ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Yani bize yardımcı çizgilerle çizim yaptırıyor ama ortadaki çizime dokundurmuyor. Yardımcı çizgiler aracılığıyla ortadaki çizim belirliyoruz. Polyline. Polyline Tool'da değişik ve pek işe yarayacağını düşünmediğim bir tool. Çizimi yaparken bir ok attınız, tıkladınız. Bir yere daha tıkladınız. Freehand Tool'daki gibi iki kere tıklamanız gerekmez. Bir kere tıkladığınız zaman o sizi bırakmaz. Çizginin bırakmasını istiyorsanız iki kere tıklarsınız, o zaman bırakır. Böyle bir durum. Ayrıca siz diyelim ki bir şeyi böyle çiziyorsunuz. Çizerken son noktayı attınız ve mouse'u bırakmadınız. Devam ediyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman da kalem moduna geçer. Mouse'u bıraktığınız zaman tekrar kendi bildiğini okumaya devam eder.
3-point curve. Bu bir çizgiyi attınız diyelim. Çizgiyi attık. Mouse'u bıraktığım zaman otomatik olarak benim elime bu şekilde ovallik olgusunu verir. Ve bir kere daha tıkladığım zaman bırakır. İşte bir tane daha attım mesela, bir çizgi de attım. Mouse'u bıraktığım zaman tekrar elime ovalliği verdi. Bu şekilde ovallere devam ettim. Kısacası bu işe yarar. Yani bu tool'lar arasında sizin işinize en çok yarayacak olan yine freehand tool'dur. Çünkü shape tool'la birleştiği zaman CorelDRAW'da çizemeyeceğiniz hiçbir şey yok. İnanın. Bunun haricinde bezier tool bazen işinize yarayabilir. Ben vektörel çizim yaparken, portre çizimleri yaparken mesela surat oluşturacağım zaman bezier tool'la oluştururum. Freehand tool birazcık daha köşeli uğraştırdığı için. Bezier ise tamamen oval çizimlerde gayet işe yarar. Bunun haricinde diğer seçeneklerin çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Ama tabii işiniz gereği onlara da ihtiyaç duyabilirsiniz. Son bir şey daha gösterip dersi bitiriyorum. Freehand tool'la göstereceğim. Bu ayrıca bütün tool araçları için geçerlidir. Yani curve tool'lar için, çizim araçları için. Bir çizgi attım. Şöyle. Hatta şunu oval yapayım da şimdilik ovalin nasıl olduğunu şimdilik görmeyin. Şöyle objemi seçtim. Objemi seçtiğim zaman yukarıda gördüğünüz gibi şu şekilde özellikler beliriyor. 3 tane özellik var. Bu 3 özellik nedir? Birinci özellik, soldaki başlangıç noktasına ok ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bu oka tıkladım. Gördüğünüz gibi şuraya bir ok ekledi. Aynı zamanda bu da oraya ok ekler. O çok önemli değil. Bunların da çok kullanılacağını düşünmüyorum ama en önemli özelliklerden birisi şu ortadaki. Burada çizgilerin nasıl gideceğini gösteriyorsunuz. Mesela seyrek bir çizgi gitsin diyoruz. Tabi bu biraz büyük bir çizgi olduğu için normal piksel olarak baktığımızda çok şey yapamadık. Şöyle yakınlaşalım, öyle gösterelim. Gördüğünüz gibi tıkladım. Dedim ki çizgileri böyle yap. Ya da böyle yap. Ya da şöyle yap. Bir güzel özelliği de var. Ben bunu uzattığım zaman çizgiler bozulmuyor. Sadece çizgiler çoğalıyor. Ben bunu Shape Tool'la birlikte oval yapmak istediğim zaman ne oluyor? Çizgiler benimle birlikte aynı hizada ovalleşiyor. Bu CorelDRAW'da moda tasarımı yapan arkadaşlar için çok güzel, önemli bir özelliktir. Siz diyelim ki, örnek yapacağım. Basit bir elbise modeli düşünün. Şunlar kolları, bu gövdesi. Siz bunu terziye gönderiyorsunuz kesim için ve terzi ediyorsunuz ki işte şu köşeden şu köşeye işte bazı atölyelerin kendine has kuralları vardır. Mesela ben bir ayakkabı firmasına iş yapmıştım. Oraya iş yaptığım zaman ayakkabı modeli çizerken bize diyorlardı ki eğer bir yerin kesilmesini istiyorsanız orayı uzun çizgilerle gösterin. Eğer o bölgeye ufak noktalar açılmasını istiyorsanız noktalarla gösterin. Hani bunun gibi kuralları var. İşte mesela kesilmesini istiyorum. Ben diyorum ki burası kesilecek ve bu şekilde gönderiyorum. İşte terzi de buraya baktığı zaman anlıyor. Ha, buradan işte bu kısmı kesilecek. Yani bunun gibi moda ile ilgilenen arkadaşlar bu tool'lardan çok yararlanıyorlar. Sizler de eğer bu tip şeylerle ilgileniyorsanız siz de yararlanabilirsiniz. Evet, dersimizin burada sonuna geldik. Umarım freehand tool ve onun alt kategorilerindeki tool'ların ne işe yaradığını güzel anlatabilmişizdir. Videonun altına konuyla alakalı dokümanları yazacağım, ayrıyetten ne işe yaradıklarına dair. Bununla birlikte bir duyuru yapmak istiyorum. Bizim videolarımız önceden alinimblogu.com'da yayınlanıyordu.
Şimdi Ali'nin blogunu kapattık. Design Sünnet olarak devam ediyoruz. Design Sünnet'in ayrıyetten bir YouTube kanalı var. YouTube.com/user/ yani Taksim Design Sünnet yazdığınız zaman bizim kanalımıza ulaşabilirsiniz. Kanala abone olursanız seviniriz. Bu şekilde hem videolarımız daha çok öne çıkar hem de sizlerle daha çok paylaşımda bulunma şansımız olmuş olur. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.